Günaydın Mira, günaydın, günaydın Yaren, günaydın. Günaydın Feride. Anne babayı götürürken şunları yapsak mı? Annem onları gelir gelince yaparız, bak vaktimiz yok. Baban hemen çıkıyor, üstünü giyip hemen gitmemiz gerekiyor, hadi. Yemin ederim ölü gibi yatmışız. Dün gece nasıl geldiysem, buralara nasıl bıraktıysam öyle. Herkese günaydın. Saatlerimiz 9'u çeyrek geçiyor. Hadi vaktimiz yok, hadi. Biz kayınvalideme kahvaltı ediyoruz. Dün gece gelin dedi ama dün yok. Eve gideyim. 12.30'da geldik. Daha detaylı sonra annemlerin orada anlatayım da. Şimdi Şahin üstünü giyiniyor. Hemen gidelim diyecek. Şu kapıyı da anneme götüreyim. Ekmek nerede, ekmek? Annemin ekmeği. O da bizim. Şöyle. Başka. Hiçbir şey kaldırmadan. Allah'ım bunlar bizim işimize nasıl yolda yaradı. Diğer yeşil çanta nerede? Şu an hiçbir şey yapmayacağım çünkü şuraya bakın. Görüyor musunuz? Acil acil gitmemiz lazım. Zaten çantaların hepsini bitirdik. Elmamıza bak Yaren, elma topladık ki çorbada işimize yaradı. Neyse ben dediğiniz buraya dokunacağım. Çekilin annem. Hemen hızlıca şuraya bakayım ne var. Gideceğiz kayınvalideme kahvaltıya. Nene çağırdı kızım. Of. Şöyle Şahin bir tane pişmanlığı almış, lokum. Bir de burada annesine de var. Kaymakla lokum anneciğim. Böyle arkadaşlar hiçbir şey yapmıyorum, gidelim. Anne, orada artık, artık orada anlatırım. Hey, tamam. Hadi 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 hadi. Orada artık. Bol bol konuşuruz. Zaten şey kalmayacağız. Yarın okul var. Ha. Niye vermedin? Çünkü onda ısıracağım. Tamam, tarak falan neredeydi? Çantada hepsi vardı. Şöylece alıp gideceğim. Ne var ne yok inanın hiç bilmiyorum şu an içinde. Kız. Cadalos. Saat 6'da uyandı. Çünkü saat 9'da yolda uyuyordu. Haydi. Annemlerde görüşürüz inşallah. Ankara'dan bana hatıra kalsın diye. İnşallah bu da beni sever. Değil mi yani? İnşallah beni sever de. Dikenli taç çiçeği. Sever mi sizce? Şuraya koyayım ya. Rüzgardan uçar uçar. Gelince dikerim. Haydi. Şimdi çantalarımı hazırladım. Ondan sonra. Sen ne yapıyorsun? Oy. Bugün hani ilk gün teyze gidecek ya. O yüzden gidiyorum. Yoksa inanın o kadar yorgunum ki arkadaşlar. Bugün evde kalırdım. Evi falan şey yapardım ama yapacak bir şey yok. Bugün gidecekler. Miloş. Kız Miloş. Ne yapıyorsun sen o şişeyi? Ay annemin çantasını, ekmeği. Ana annemin şeyini, hiçbir şeyi koymamışım ki. Poşete şu sütleri de alayım çocuklara. Yakışıklı. Oğluna yakışıklı diyor. Yakışıklı. Televizyona bir şey olmuş da ona göstereyim. Evet biz geldik. Annem naneleri böyle mi unutuyor acaba? Bakayım. Ha, dallarından ayırmamış annem. Ha. Dallarından ayırmamış. Ne kızım? Annem yatıyordur belki ya. Bir dur, sabahın saat 9.30 ya. Bekle. Bismillahirrahmanirrahim. Bir geldim bir dur. Gelir şey çıkar zaten birazdan, dur. Allah Allah. Ay. Kalkar anneciğim, şimdi birazdan kalkar zaten, merak etme. Oy, evden mi toplamış acaba yine? Makyaj aldım, gezdireceğim onlara. Gezdireyim mi? Hı hı. Ne etsin onu? Ne yapacağım, makyaj yapacağım da.
Tırnavida, tırnavida. Yer elim anne, yardım et kızım, kahvaltı yapalım hadi. Hadi benim güzel kızım hadi. Hadi yardım et bana. Bunu içtin mi? İçtin, çöpe atsana bir tanem. Al. Buralar bugün süpürelim ya. Bayağı kötü olmuş. Hadi. Bak nene ne güzel kahvaltı hazırlamış. Evet. Şahin televizyonu. Temassızlık vardı bir şekilde. Onu şey yaptı gitti. Şimdi bayağı tozlanmış bu masa. Valla eminim ben geldiğimden annem burada oturup bir şey yiyor. Hadi annem bana yardım etsene. Bir kez daha yıkayayım seni. Bu taraftan bütün şeyleri toparla, tamam mı? Hadi. Benim popomu getirsen anneciğim. Dün akşam o kadar yorgunduk ki geldim. Elimi yüzümü yıkadım ve pat diye düştüm. Yani yıkanmaya bile şeyim yoktu arkadaşlar. Ama kendimi hiç şey hissedemedim. Koyuyorum ya buradan. Atmadım bak. Şey var mı? Nerede gitmiş? Hani yani? Süpürüyor. Yani burayı hep bir süpür. Orada da kürek var içine koyar bak. Ben buraları hep ettim bak. Zeytin orayı ettim bak. Ben hep oradan aldım. Ezi amcalardan ama. Ama güzel iriymiş dedim ama şey. Ama iriymiş de içine koydum. Şey, abla bize geldi. Onları al dedi. He. Yani yıkanmadan yattım ama hiç rahat edemedim. Sabah kalkar kalkmaz ilk işim. Yıkandım vallahi kendime geldim. Ne kızım? Bir de soyamıyorum ki. Bıçak tırtıklı ama yine de soyulmuyor. Ne bebeğim benim ne? Gelirken poğaça falan aldık. Anne ben bu çabukları kesinlikle kim getirdiğini biliyorum. Apo. Başka rüzgar şey getirmiş olabilir mi acaba? Ha? Rüzgar. Anne rüzgar çabuk götürmez ki. Ne getirmez? Rüzgar yaprak getirir, çabuk değil. Ha çamur yani. Çabuk çabuk. Çabuk nedir Yaren? Aha! Ha çabuk. Olabilir, çocuktur. Patatesimiz de kızarsa kahvaltımızı yapacağız. Ya Mira yolda şey iki tane mini pizzadan yedi patatesli. Yadı. Yarene genelde böyle küçük mini pizzalar alıyoruz. Ben kaşarlı poğaça yiyorum. Şahin simit yiyor. Şahin niye arıyor? Daha yeni gittin kardeşim. Az önce babam birazcık kötü kızdı. Ben onu annem geldi. Şimdi ben de duyduk annemle. Annem kahvaltı hazırlıyor. Ben ise buraları süpürüyorum. Ya tamam süpür işte. Ha? Çakmak?
Ne oldu çakma? Şahin aramış diyor ki televizyon diyor bir daha bozuldu mu? Anne abi ne oldu anlatsana. Ne oldu ki? Az önce babam nasıl bağırdı? Babam zora gelemiyor ki baba. Tüp takmak bir şey. Tüp takmak. Evet. Ben ne işim olur tüp takmak? Abi, bitti mi? Sana. Bitti. Doğru var. Teyze şerim. Size bir şey değil mi? Tamam, evet. Kucaklayarım onu lazım. Dur. Annemin sırrı neymiş biliyor musun? Hı. Diye otelde çalışmış. Sırrı neymiş bu? Evet, bugün söylemedin mi? Şeye gitmiştim. Kilise gitmiştik de orada bir tane otelde çalışmıştım. Şahin'e dedim de nasıl? Dedim hostes olarak çalıştım 2 yıl. Bir gelmedi ki kurtulalım. Niye da işte gelmeyeceği için. Ana çay da iç olmam. İş neyse ben böyle bir çay içeyim. O önce şey çıkarmıştır gazı. Ne yapıyorsun Hatice abla? Gel buyur kahvaltı yapalım. Kahvaltı yapıyoruz. Ay dudağım mı oldu? Yara. Yara oluyor. Mira yapışıyor, yoluyor. O da gene kanıyor. Kaç gündür geçmiyor ya. Abi. Hele daha indi bu biliyor musun? Ağzımı bile açamıyordum. Gene iyi hali. Hatice abla. Hatice abla şu ekmeği yanıyorsa Hatice ekmeği alayım. Hatice gel eli yıka. Eli yıka ya. Ekmeği al da git haydi. Ya da gel kahvaltı yap. Bunu nasıl götüreceksin? Bana kız ekmek. Şeyden getirdik bunu. Burdur'dan. Bir dur. Dün gece ben bir de Ankara'dan bucaktan geldim biliyor musun? Ha bucaktan. Hmm. Bucak. Gece 12-13'te geldim biliyor musun? Bir şey olmaz. Ay bu çay kaynamamış ha. Ne yaptı? Çay kaynamamış. 2 dakikada kaynat. Evet, abi geldi tüpü taktı. Tüp bitmişti. Annem de kararsız da çay kaynadı mı kaynamadı mı diye. Ben de ne olacak ki dedim. Doldurdum ama öyle köpükler oluştu. Demek ki altı tam kaynamamış. Neyse şimdi annem tekrar açtı. Şöyle. Pişt pişt. Kayınvalide kahvaltısı. Pişt pişt. Televizyonu sen mi kapattın? Ha kapattım. Sinyal ne? Sinyal gitti kapattım. Belki gelirdi kızı işi giderdi. Hayır canım. Bakmasın. Oynasın. Yarın nerede? İçeride ama o yolda babasıyla poğaça moğaça atıştırdı yemez o. Biz yeriz. Hı? Biz yeriz. Kendi tamam. Başka ne getireyim? Size zahmet sadece tuz o kadar. Tuz bir de kaşık. Ne? Kaşık. Hayır. Kırmızı biber getireyim mi? Yok ben yemiyorum. Ha, yiyecekseniz. Yumurta yemeyeceğim. Yiyeceğim de siz yiyorsanız yiyeyim. Ben biberle yemiyorum ki. Ben de biberle yemeyeyim. Hadi bakalım. Güzel minnoş kahvaltımız. Mira. Biber inşallah acı değildir. Biber. Ana. Birden geliverdi. Kral kahvaltısı. Böyle olur. Afiyet olsun. Mahvolmuşum ya. Kayınvalidem diyor ki sen de hiç haline baktın mı? Dedim ne olmuş ki halime? Sen elinin yüzüne diyor bak sonra diyor mangal yapmaya kalk. Dedim ne yapayım bugün gidecekler. Yani son giderken de bir yemeği alalım. E diyor şey midir mangalın diyor. Ben diyor fırına diyor tavuk atardım diyor. Pilav yapardım diyor. Aha olurdu biterdi diyor. Ne gerek var diyor. Kendini yoruyorsun falan filan. Ay sadece öyle bir şeye denk geldi yoksa. Normalde bugün ben full yatardım arkadaşlar. Ama annem şimdi saat 10-11'e geliyor. Annem diyor sen biraz yat. Erken zaten. Mira zaten karnı tok. Sağ olsun kayınvalidem kahvaltı hazırladı. Masaya da dokunma dedi. Ben toplarım. Bir saat falan böyle dinleneyim. Sonra zaten Zarife gelir. Tavuk soslarız. Bir şeyler bilmiyorum artık. Nasıl olacak ne olacak. Birazdan İlknur teyze de gelir. Şimdi yatıyordur belki. Şu dudağıma bakın ya. Of. Mira sabah böyle bir elini attı. Kabuk bağlamıştı biliyor musunuz? Dün gece yolda gelirken de kanadı bayağı. Sabah da Mira. Ha! Efendim. Uzaklaşma.
dün gece. Aslında çocuklarla yolculuğumuz fazla şey olmadı arkadaşlar. Yorucu değildi. Yormadılar yani. Arabayla gitmenin avantajı böyle istediğin yerde 5-10 dakika durup dinlenebiliyorduk. En azından Şahin ellerini ayaklarını böyle şey yapıyordu. Ne bileyim böyle bir yerlere girip çıkıyorduk. Ankara'da nerelere gittin diye soracak olursanız hiçbir yere gitmedik. Bir tek yemek yedik arkadaşlar. Ondan sonra yola devam ettik. O aldığım yolluk çok işimize yaradı. Bayağı bir şey oldu. Yani 3-4 yerde de çay aldık. Dün gece yolda gelirken 4 yerde çay aldık Şahin'le. Uyumadım da dedim şimdi uyurum. Hani Şahin ne bileyim sessizlik olur. Sonra anlık bir şey gözünü kapatır Allah korusun. Onunla beraber hiç uyumadım. Tabii ben yorulduysam o hayli yoruldu. Genel anlamıyla şey geçmedi arkadaşlar. Yetiştik. Çok şükür kan verdik. 3 ayda sonuçları çıkacak dediler. İşte bakacaklar. İşte bizden aldılar. Yaren'den, benden, Şahin'den aldılar. Bizden sadece tek tüp aldılar. Yani Mira'dan 3 tüp aldılar. Mira'nın detaylı bakılacak dedi. Eğer Mira'da bir sıkıntı falan varsa dedi. İşte aile şeyinden falan. Bu o zaman dedi sizlerden tekrar alınacak ve sizlerden de detaylı bakılacak işte kromozomlara ya da işte yani kan sonucu dedi işte şey mutasyona falan ya da ne bileyim işte mutasyon falan bir şey bu bir şeylik varsa sizlerden de detaylı alınıp bakılacak dediler. Kan verdik, ondan sonra çıktık. Ne oldu? Çay mı döküldü? Mira mı döktü? Tamam. Hekim baktı Mira'ya. İşte başından sonuna kadar anlatın dedi. Nasıl oldu, ne oldu? Ben de anlattım işte anne karnındayken başladığını. İşte anne karnındayken gelişim 2 hafta geriden geldiğini. Sonra doğduğunda 5 hafta olduğunu. Kalpte. İçeride vereceğim şimdi. Kalbinde delik olduğunu, ondan sonra açık kalp ameliyatı olduğunu falan filan bunları anlatınca doktor şöyle bir şey dedi. Ya biz aslında dedi, mesela dedim CP'den tanısı işte CP'den şüpheleniyorlardı. Sonra MR temiz çıktı falan. O da dedim hocam siz nasıl görüyorsunuz? İşte mesela Mira'yı ilk defa gördünüz. O da dedi ki şimdi biz dedi detaylı bir şekilde her şeyini araştırıyoruz bakıyoruz ama bir şüphe uyandıracak şey insanı böyle şüpheye düşürecek şey Mira'nın anne karnındayken bazı şeylerin olması işte geriden gelmesi o birazcık şeye insanı şey yapıyor. Onun dışında işte 3 ay sonra bakacağız dedi. Ne var ne yok ona göre yol çizeceğiz. MR sonuçları var mı dedi. İşte en azından baktı. MR'ı dedi temiz gözüküyor dedi. Güzel dedi. Sonra dedim ki hocam dedim 3 ayına kadar Mira gayet güzel şey yapıyordu. Sesleniyordun tepki veriyordu. Mesela ameliyat öncesi yüzüne bakıyordu gülüyordu. Adına seslendiğin zaman dönüp bakıyordu falan. 3 aylıkken bunları dedim yapıyordu. 3,5 aylıkken. Ameliyattan sonra hiç yapmamaya başladı dedim. Acaba dedim ameliyatta oksijensiz kalma şeyi var mıdır dedim. O da MR'a baktı dedi ki yok dedi. Yani MR sonucuna göre dedi beyinde bir şey ya da bir oksijensiz kalma gibi bir durum yok. Yani ben bunu buradan şu an görebiliyorum ki nöroloji doktorları bunu daha iyi yani daha iyi anlıyorlar falan. Zaten nöroloji doktorumuz da aynısını söyledi. Beyinde bir şey yok diye. Bakalım arkadaşlar.
güzel düşünelim, güzel olsun, olumlu düşünelim, olumlu olsun. Mira için son yapılması gereken genetik testiydi, onu da yaptık. Ondan sonra işte sonuçlar çıkınca artık ne yapılması gerekiyorsa ya da işte bir şeyi varsa, bir hastalığı falan varsa ona göre artık yol bakacağız, çizeceğiz. Böyle hemen şey yaptık, fazla durmak istemedim açıkçası. Şahin gidelim bir yerlere işte, istiyorsan zamanımız var yani, nasılsa yine gece gideceğiz dedi eve. Saat çünkü 4.30'da artık biz işlemleri bitirmiştik. Gel dedi, hava kararına kadar en azından bir yerlere gidelim. Yok dedim, istemiyorum. Sadece yemek yiyelim, çocukların karnını doyuralım ve yola çıkalım dedim. Çünkü yani keyfi bir gezi değildi arkadaşlar. Yani evden keyifli şeyle değil. Tamam, biz hiçbir zaman modumuzu düşürerek şey yapmadık. Gayet güzel gittik, geldik, güldük, eğlendik. Ama gezilecek, yani sadece böyle evden keyifle çıktığımız bir şey, seyahatimiz değildi. Anneciğim, Miran çantada versene göz. Yaren lütfen, çantamda biberonu kızım. Yani o yüzden bir yerde durmak açıkçası istemedim. Sadece bir yemek yedik, ondan sonra yola çıktık. Saat 9'da Mira uyudu. 9'a kadar bayağı bir idare etti. Yaren de saat 9.30'da uyudu. Biz de 12.30'da evdeydik. Böyle 3 saat sessiz müzik açtık Şahin'le. Çocuklar uyuyordu arkada. Öyle geldik arkadaşlar. Ondan sonra kayınvalidem işte tam ekmek, Şahin dedi ki annem dedi bu ekmeği seviyor dedi. Dedim tamam al dedim. Bize de al, anneme de al. Tam durduk önünde, ekmeği aldı geldi. Kayınvalidem aradı. Neredesiniz falan dedim. Ekmek aldık dedim. O da diyor ki inan ki diyor, şey yapmadım diyor, aramadım diyor. Diyecektim ki yani arasam ki oradan geçeceksiniz, ekmek alın. Dedim dersiniz ki işte şey bizim keyif, yani bizim şeyimize bak, kayınvalidemin keyfine bak. Dedim, yok canım olur mu öyle şey dedim. Sonra bize gel dedi gece. Dedim yok, ben dedim eve gideyim dedim. Yarın sabah gelirim. Eve gittim, çocukları, eşyaları falan öyle gördünüz zaten, taşıdım bıraktım. Duş almaya bile mecalim olmadı. Düştüm yattım, sabah kalktım yıkandım. Mira da buraya işte el atınca böyle nasıl kan akıyordu ya. Böyle ya kurumaya şey olmuyor biliyor musunuz? Ha bir de kabuk bağlıyor. Böyle arkadaşlarım, günün özeti bu şekilde. Ankara'yı gördüm. Peki yani ne bileyim. Ama Antalya yazısını görünce böyle tabelalarda artık Antalya gördük ya. Şahin diyor ki ya diyor, Antalya yazısını bile görmek ne kadar güzel bir şey. İnsan demek ki yaşadığı yeri benimsiyor, evi şey yapıyor dedim. Gerçekten öyle. Ben de mesela Kemer, artık Antalya'ya girdik. Kemer yazısını gördüm, dedim ki çok şükür dedim, geldik dedim. Dün saat 8.30'da evden çıktık. Düşünün gece 12.30'da evdeydik. Neredeyse 15 saat arkadaşlar. Öyle Ankara'yı da, yani en azından Ankara'yı da görmedim demem, Ankara'yı da gördük. Mira'ya dün diyorum ki Mira, bunların hepsi senin sayende. Her yeri gördük senin sayende. Öyle. 3 ay sonra sonuçlarımız Allah'ın izniyle çıkar. Zaten 3 ay sonra da nöroloji doktorundan randevu almamız lazım. Yani sonuçlar çıkar, öyle gideriz doktorumuza. Bu 3 ay... Güzel düşünelim, güzel olsun. Her şey, tabii her şeyin hayırlısı olsa, Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse, hayırlısı, hayırlı olacaksa öyle olsun arkadaşlar. Ne olursa olsun yani, iyisiyle, kötüsüyle. Ama kötüyü tabii çağırmıyoruz. İyi düşünelim, iyi olsun. Mesela nasıl ki, bilmiyorum, MR'da böyle şey, hani dedim ya içimde bir şey yok. Burada öyle bir şey düşünemiyorum ama %50. Ya yani şöyle söyleyeyim, yarısı olumlu düşünüyor, yarısı da acaba mı bir şeyler düşünüyor. Her şeyde vardır bir hayır. Bizim bazen şer gördüğümüz bizim için hayırdır, hayır gördüğümüz bizim için şer olduğu için. O sebep anneciğim, o el çantam var ya onun içinde. Yani bizim için dediğim gibi şer gördüğümüz şey hayırdır, hayır gördüğümüz şey şer olabiliyor arkadaşlar. O yüzden her şeyin hayırlısı olsun. Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Rabbim sonumuzu hayır etsin.
Allah'ım kolaylaştırsın ve Rabbim hiçbir anne evladıyla sınamasın. Bir sen eksiktin yaralamayı. Neyse gideyim. Ben birazcık bir uzanayım. Ondan sonra görüşürüz inşallah bir yerlerde sizlerle. Böyle bir sizler de merak ediyordunuz, yazıyordunuz. O yüzden böyle uzun uzun konuştum. Hakkınızı helal edin. Getirmeyeli Feride. Kızım sen ne, çoraplar gene nerede? O çoraplar niye ikide bir çıkıyor ayaktan? Kırpın olaydı. Yaren bulamadın. Yalan at yalan. Ha? Bulamadın. E gelmiş yatıyorsun. Gelmiş yatıyorsun be annem ya. Baktım diyorsun bir de. Baktım değil mi? Baktım. Dün şeyden Afyon'dan aldık. Kız bir tanesi 169 liraydı. Nasıl gördü peki anay? Nasıl gördü anay? Yolma, 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 yolma. Milletin saçını başını yolma. Şekere. İki şekere. Biraz çay koy bile sahip. Ha, benim, benim çayım içer. He sen kürütük. İçtim ya bilmiyorum. Sabah gelirken Şahin pastaneden almıştı bir tane çay. Onu da içtim de. Ne? Sabah gelirken Şahin pastaneden çay almıştı. Onu içtim de şu an tıkadı. Hıhı çoraplar nerede? İç de gel. Kimin büyük? Ben yarın almıştım da çok büyük. Niye yarın getirdin diye? Getirmedi. Arabadaydı da arabada kalmasın diye ben indirdim. Mira. Tamam. Tamam. Nereye gidiyorsun? Oynasın gidiyor. Kızım ya, kızım ya, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yaren o kaldırsana onları anneciğim. Kaldır, kaldır. Ben gereksiz yere koymuş. Kaldır. Çoraplarını getir la bunun. Giderek, çorapları vardı orada. Dur bakayım nereye gidiyor, dur. Evet, saat 3:30 oldu. Ben kahvaltıdan sonra bayağı bir uyudum. Ben yedireceğim şuna. Yoğurt var orada yedireceğim. Sonra yemek yer. Ha? Koltukta daha iyi olur. Gözlerim. Gözlerim, gözlerim. Alev gibi yandım. Ay. Bursa'da yaşadın mı? Ne? 3 sene Bursa'da mı kaldın? Anne ben de doğdum. 3 sene. Haberim olmamış. 3 sene. Ben, ben başka bir şeyden ne Bursa'daydım. Neyin kavgası geçiyor Zarife? Zarife teyze. Mesela annem Kazakistan'da doğdu, ben de Türkiye'de. Biz de Türkiye'de. Ben de Kırgızistan'da doğdum. Ben Emir Sönür'de. Ayağımda Türkiye'deyim. Ay. Annesinin sırrı ne Zarife? Annesi otelde hostes olarak çalışmış. Annesi otelde hostes olarak çalışmış sırrı. Onu söylememiş bunlara. Oranın müdürü bayağı bir sertmiş. Bugün Kiriş'e gittik de Limak Limra var. Orada ben 2 sene hostes olarak çalıştım, tamam mı? Daha Tekirova'ya gelmemiştim. Bu Şahin'e diyorum. Şahin'e bir gün oraya bir şey bıraktı. Diyorum ki şey burada ben çalışıyorum. Bura mıymış Limak Limra? Evet dedim, karım burada 2 yıl çalıştı. Diyor ki ne zaman? Dedim ki aha Tekirova daha gelmeden seninle tanışmamıştım. Annesinin sırrı olmuş, bunlara söylememiş miyim? Sanki Şahin'le tanıştığımda diyecektim ki bak bu anamın karnından çıktım, bunları yaptım. Oran müdür nasıldı? Oran müdür çok sertti İzzet Bey. Senin baban Ne yaptığını? Zarife dalından elma mı koparmadım? Allah Zarife. Zarife. Allah abla geçiyoruz elmalar. Abla dağ yolundan indik, tamam mı? Fabrika.
elmalar Şahin dedim ki şuradan bir iki tane koparayım dedi. Hadi arabayla döndük geldik. Kırmızı benekli elma var ya o ve sarı elma var ya o. Dedim ki abi dedim birkaç tane parayla alabilir miyiz? Sonra sahipleri dedi ki poşet alın istediğiniz kadar toplayın. Biz de 5-6 tane aldık çıktık. Parayı almadılar bacım. Aynen. Sonra çilek. Çilek tarlası vardı ama yolumuz daha vardı. O yüzden Şahin dedi ki bozulur dedi almadık. Evet. Anne bir şey diyeceğim. Ne görmüştük orada uzun böyle şey? Ne? Bir tane. Adı neydi ya? Ne anneciğim? Yarim kuzum hele bir bana anlatsana. Hiçbir şey almadım kız. Biz Ankara'ya. Hiçbir şey almadım yine. Hiçbir yere de uğramadım. Seni bana ver aşkım bana ver bir tane. Şunları sonra koyacağım üstüne koyacağım. Samir oturuyor ya, o sandalyeyi bana getirsene bir tane lütfen. Şimdi patlıcanları böyle şeyler yaptım. Ateşim bugün çok şey ya. Of. İnşallah olacaktır da bakalım. Ne zaman olacaksa. Ha git buraya koyayım aşkım. Yerde durmasın diye tamam mı? Bak ezan okunuyor sessiz olun tamam mı? Patlıcanları annem ateşin üstüne koy dedi. Zaten ateşte közleniyor. Ben de öyle yaptım şimdi. Bunlar şey olsun birazcık ateş alevlensin. Ondan sonra şey yapacağız. Zarife ile gittik işte marketten bir şeyler aldık. 4 kilo soslanmış kanat aldık. İçecek, yiyecek, ekmek, pirinç. Annem pilav yapsın diye. Öyle bugün hep beraber inşallah yemek yiyeceğiz. Ama bugün normalde mangal yapmayı çok severim biliyorsunuz ama bugün böyle çok zor yapıyorum. Fatoş niye kavga ediyor bulaşıklarla? He Zarife. Tavuklar pişti de tencere getir. Olabilir. Tencere getir Zarife getir getir. Getir tencere getirdi Zarife. Getir getir. Pişti de getir. Yok yok bana uzun maşa var ya o lazım. Yok. Ne? Nasıl yok? Her zaman yaptığım maşa nereye gitti? Lan çocuk al. Çocuk. Çocuk git getir. Ay. Mama sen. O uzun uzun değil mi? Yok. Tamam tamam yok, yapacak yok. Bir şey yok. Tamam. Mama sen yürü. Seyran bize kahve yapmış. Ne bu? Böyle. Allah mis mis mis. Bir de yanında da bekleme var. El açmasımız ne var Seyran? El açması değil mi canım? Hayır. Yok geçen de vardı ya el açması. Aynı onun gibi sanırım. El açması. Neyse teşekkür ederiz. Zarife'ye de getirdim mi? Zarife yemediği için. Burada şu an. Ben patlıcanları poşete koymaya başladım. Burada sonuncu var. Ne yapıyorsun? Ayağına bir şey bak. Bırak koy. Emir bırak koy aşkım. Ayağına bir şey batar. Sen ne yapıyorsun buralarda? Evet şöyle. Üstüne silme silme üstüne. Kelebeğimiz var. Bir de bana mutfak bezini getirsene canım. Seyran yok yok dur hele. Şey, sen Emir. Seyran kullanmadığın bez var mı? Bez böyle. Şunun üstünü sileceğim de sana zahmet. Bir tane bulsana lütfen. Evet burada 4 kilo var. Ne evre ayağına diken batar kızım. Bak bak bak. Kız en güzelini Seyran yapıyor. Böyle toprağa basacak. Çamura, suya. Partimiz pişiyor. Ateş birinci çok kuvvetliydi. Birazcık yaktı gibi. Ama şimdi düzelir. Böyle güzel ateş. Böyle arada da yelliyorum. Mangal başı olarak. Zarife de salata yapıyor. Kayınvalidem de pilavı yapıyor. Zarife'nin annesi de Miram'a bakıyor. Duman da niye duruyorsun? Duman duman o. Kokarsın bak hep. Şimdi Zarife meğersem pirzola da yaptırmış da. Aslında duman var öyle. Duman aşkım kokuyorsun ya sen şu an. Sen benim bugün erkenden eve gidip ondan sonra geç saate kadar
geç saate kadar kalmayacağım çünkü çocukları yıkayacağım, özellikle Yaren'in. Yarın okul var ya. Ondan sonra Cima'da işte böyle. Bunu yapacaktık ama folyo yok. Folyosuz acaba olur mu? Bir de patatesler çok büyük ya. Küçük patatesler olsa bence daha çabuk yani pişer. Ama bunlar pişmeden yanarlar. Biraz birkaç parti oluyor. Zarife de salatayı yapıyor. Çeviriyorum aşkım ben onları yavaş yavaş ki yanmasınlar. Güzelce kızarsınlar diye ben böyle yapıyorum. Ama dumanda sen çok duruyorsun Emir. Durma bir tane. Hanım burada boş durmuyor. Ellerine de ne yakışıyor pıt pıt pıt. Nasıl közlenmiş bacın? Mis. Simsi yapıyor valla. Simsi. Ne yapabilirim, ateşin içindeydi. Ne bekliyordun? Yani işte güzel. Yani tamam. Tamam o anlamda yani. Pilavımız da burada. Zaten elini yıkadıktan sonra şu kaseye bir pilav doldursan alır ama sağ olsun. Zaten yıkayacağım. Tamam. Burada da annem insanların bir şeyler hazırlamış. Şöyle gidiyorum yanacaklar yoksa. Seyran'a büyük patatesleri ve küçüklerini aldık. Şey yapacağız. Bakalım folyosuz nasıl olacak, inşallah yanmazlar da. Şöyle. Burada da bu şekil şey yaptık. Bakalım nasıl olacak artık. Çocuğa bakarsın. Mira, ne yapıyor Apo, sana oyuncak mı veriyor? Şimdi biz yemeğimizi yedik. Çocuklar Zarife'ye gittiler, Zarife'nin annesi falan. Biz de çay içeceğiz ama şuraya bir şeyler dökmüşler. Anneme yıkayayım dedim. Yok dedi, şimdi çamur olur. O yüzden sadece böyle fırçayla alacağım. Biz de İknur teyze, Zarife, Seyran, ben çay içeriz. Sonra ben kalkar. Saat kaç? Saat 8-9.30 gibi falan giderim. Çünkü Yaren'in okulu da var ya arkadaşlar yarın. Ama güzeldi. Önemli olan. Zarife! Çöpe atarız. Yıkamayın diyor. Daha da çamur yapacaksınız Seyran, diyor. Seyran var mı aşkım? Çalı süpürgesi var mı Seyran? Biz böyle süpürelim Zarife. Şey olmaz. Sözü işte tuvaletten ama. Kapanalım abi. Ahıska kızı böyle olur. Ahıska kızı. Aldım ya onu. Masanın altına aldım fırçayla Zarife ben. Evet. Ben de bu tarafı fırçayla götüreyim. Tamam. Aç da süpürge, aslında bir tane o süpürgeden alsa kendine. Ne güzel olur. Tamam. Aa, ne güzel. Miroş pabucu yarım. Ay şuradan az önce bir fare çıktı. Abu abu. Toz kocaman siyah abu. Apo ne yapıyorsun? Mira hadi. İknur teyzeyle zaman geçir hadi. Ben Apo sana kola koysam mı? Bak burada ne var. Bak. Hey, kurban olurum. Apo. Annem. İlkür teyze bir daha geldiğinde inşallah çok farklı olur. İnşallah. Kocaman olur. Sen dua et kızıma bol bol. Çünkü 3 ay sonra sonuçlarımız çıkacak. Güzel çıksın. Yani hayırlısı neyse o da olsun. Rabbim hakkımızda hayırlısı neyse onu nasip etsin. Değil mi minik? O bugün öğlen uyumadı ya, şimdi onun şey yemeği var. Ne oldu annesi? Ne oldu? İlk. Şöyle bir. Allah Zarife'yi, Zarife'yi kim tutar? Gitti. Atom karıncası maşallah. Tabi. Saçlarımı dönsem ama ne nasıl? Ama onu bilemiyorum. Kürek.
Biraz zor o işler. Vallahi. Zori. Kafede zorların kadınısın. Zorların kadınıyım ben. Şunu ne yapalım? Miram! Bu senin kara gözünü yesin mi? Bu senin kara gözünü yesin seni. Ha bu arada banyoyu da yıkadım arkadaşlar. Çocuklar şey yapmıştı. Böyle ayak izi falan vardı. Onu da hallettim. Şimdi evet. Şurayı da bir alalım. Kürek nerede var teyze? Vallahi İlkür teyze kürek biraz zor. Sadece kazması vardır. O da nerededir şu an bilemiyorum. Annem Renziye teyzeye kadar gitti. Bu arada bazen şey oluyor. Ne? Geliyoruz güya biz yiyoruz içiyoruz. Her şeyi böylece bırakıyoruz da hiçbir zaman biz böyle bırakmıyoruz. Kim dedi onu? Öyle yazmışlar. Kaynanan boynunda oturmaktan vazgeç. Şaka gibi. Şaka gibi de. Biz her zaman böyle yapıyoruz. Bulaşıklarına kadar öyle gidiyoruz. Ben mi? Orada bir tane şey vardı. Uzun sopa gibi bir şey vardı. Ne oldu Miram? Çen ne konuşuyorsun Çen? Evet canım evet pilav yedi benim kızım. Ha? Benim kızım pilav. Ne oldu benim gülüm? Ne oldu gülüm benim gülüm? Nerede onu uyut kız. Biraz bekliyorum zaman geçsin sonra erken kalkıyoruz Arife. Evet biz evimize geldik. Ay seni ben bugün koymadım mı dolaba? Saatlerimiz, tipime bak saatlerimiz 10'u çeyrek geçiyor arkadaşlar. Şimdi Yaren'i yıkadım. Mira zaten yolda uyudu. Ben de şurayı bir kapatayım da. Şimdi hemen şey yapacağım. Kayınvalidemden geldik. En son Zarife ile oraları toparladık. Çay içtik. Sonra vedalaştık ve geldik. Şurada tavuk kanat var arkadaşlar. Kasapta soslanmış. Bugün sosunu da çok beğendim. Güzeldi. O yüzden şöyle 4 kilo kanat var. Bunları böyle hani geçenlerde yapmıştım ya böyle saklama kabına değil de poşete yiyebildiğimiz kadar böyle şey yapıp koyacağım ama bunu yarın yapacağım. Bugün şey yapamam onu. Şahin'in kaymaklı lokumuna bakın. Şurada pişmaniye bunlar. Yarın çay içeceğiz. Şimdilik valla ortalık darma duman ama hiçbir şey yapmayacağım arkadaşlar. Yorgunum. Daha günün yorgunluğunu üstümden atamamışken. Evet. Bizim ellerimizin eserine bakın. Şöyle. Bunları yarın diğerlerinin yanına koyarım arkadaşlar. Çok şükür hiçbirine bir şey olmamış. Olmasında zaten bakın böyle rengini de almış. Zarife işte sağ olsun poşete koydu. Eve getirdim lan. Niye şimdi ben çıkarıyorsam? Şöyle koyalım. Diğerlerini yanına koyacağız. Bu şekil salatalıklarımızı da yapmış olduk. Rabbim ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah arkadaşlar. Bu şekil. Şurada da şöyle bir tane de kocaman var. Ay sarımsak susuz kalmış bakayım. Üstte de o yüzden morarmış. Bakın böyle şaheser mi diyorlar? Şah eserimiz mi diyorlar? Ne? Böyle ne demişler? Yapanın ellerine sağlık. Afiyet olsun inşallah. Burada da var. Böyle bakın bayağı var. Böyle minnak kavanozlar da var. Aslında ben bu kavanozları hep alıp atıyordum arkadaşlar. Mesela turşu falan alıyordum marketten. Atıyordum ama meğersem hata yapıyormuşum. Çünkü bakın bu kavanozlara bile oluyor. Mesela bundan sonra aldığımda şey yapacağız. Böyle arkadaşlar bunları yarın yerlerine kaldırırım. Bu şekilde daha sonra o küçük kavanozlarım vardı ya. Kapya biberim de var buzlukta. Bugün kapaklar 1 lira 1.35'e mi ne düşmüştü. Şöyle 20 tane kapak aldım. Yani 20 tane şeyim yok ama nedir onları? 20 tane kavanozum yok. Evet. Biliyorsunuz bazen lazım oluyor ama geçen mesela o domates sosunu yapacaktım ama kapak olmadığı için yapamadım. Şöyle bunları çıkarayım da arkadaşlar.
Burada dediğim gibi 20 adet kapak var. Bunları da yakında yaparız inşallah. Bir kendimi toparlayayım ve kendime geleyim de. Daha sonra Miroş'uma şöyle küçük diş fırçası aldım. Şöyle parmağa takıp fırçası var ama sürekli ısırıyor parmağımı. O yüzden ben de şöyle bir tane minnak aldım. Burası da güzel yumuşacık. Fırçalarız dişini. Her gün dişlerini fırçalamaya özen gösteriyorum arkadaşlarım. Bakalım bununla inşallah yola devam edeceğiz. Daha sonra şöyle buket tazeliği. Çok güzel kokuyorlar. Bu dolap içi arkadaşlar, dolaba asıyorsun. 20 lira mıydı? 19 liraydı sanırım. Böyle 5 tane aldım. Bu lavanta kasesi. Bu da güzel kokuyor ama bu aşırı derecede güzel kokuyor. Şöyle 5 tane aldım. 3 tane bundan. 2 tane de bundan. Ne kadarmış size söyleyeyim mi? Bakın 19.75, yani işte 20 liradan tanesi arkadaşlar. Dolap içi şey olsun. Yarın artık bunları temizlik yaptıktan sonra şey yapar asarız. Yedekte bulunsun dedim. Bugün Yaren'in telefonuna Bimsel mi neydi? Hat alacaktım ama indirime düşmüştü. 575'ten 375'e düşmüştü. Sistemde bir hata var. Giriş yapamadılar. Normalde Yaren yani hatsız kullanıyordu böyle. YouTube'a falan giriyordu ama. Bazen işte böyle mesela bir yere gittiğin zaman ya da ne bileyim illa benim telefonumdan açmam gerekiyor. O yüzden Yaren'e de hat olsun. İsmini ile mesela konuşmak istiyor. Şey yapıyor. İsmini de sürekli hala niye almıyorsun Yaren'i falan. Neyse işte hat alacaktım. Onu bizim buradaki BİM'e de bakarız, deneriz arkadaşlar. Yaren'e bir tane hat alacağım. İşte bunları böyle. Başka da bir şey yok sanırım. Neydi kız? Ha, bunu nenesi verdi Yaren'e. Ama bunlarla daha bir şey yapmıyorum. O yüzden bunları kaldırırız. Bunlarla daha bir şey yapmıyoruz. Bu neymiş? Ha, bu neymiş kız? Ha, bu da şey. Kart koymak için. Ana, ne güzelmiş kartlarımı koysam. Valla bu güzelmiş. Bunu kendim kullanır. Yaren ne yapacak bunu? Ondan sonra başka bir şey yok. Yaren'e şöyle bir tane BİM'den çorap almıştım arkadaşlar. Yolda gereken öyle bir su içmek, içecek bir şeyler almak için uğradım. Ankara'da tam çıkış yapıyorduk işte, yakında BİM vardı. Orada böyle bir çorap beğendim. Hoşuma gitti, aldım bir tane Yaren'ime. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Yarın işte buralar hepsi ayıklanacak, yıkanacak falan filan bir şeyler olacak. Çantam ayıklanacak, düzenlenecek. Vallahi yorgunum. Yarın pazartesi. Yarın işte evi biraz toparlarım. Yarın birazcık evi falan toparlarım. İşte biraz dinlenirim. Daha sonra salı günü yine tempolu bir gün. Fizik tedavimiz var. Oraya gideriz. İnşallah kabuk bağı da artık bir evvel bitsin ya. İşte fizik tedaviye gideriz arkadaşlarım. Ben şimdi gideyim. Bir duş alacağım. Daha sonra Yaren'in kıyafeti yedek vardı. Cuma günü Allah'tan ödevlerini yapmıştık. Ondan sonra sabah kalktığımda işte çantasını hazırlarım. Şahin bizi bıraktı gitti. 11-12 gibi gelirim dedi. Birazdan o da gelir. Yedek kıyafetleri vardı, yıkanmış. Onları hazırlayayım. Yani yarın okula hazırlayayım Yaren'imi. Onu kalkar okula gönderirim. Ondan sonra kendim biraz Yaren, Mira ne kadar müsaade eder. Ay, annem Mira için pilav verecekti. Bak unuttum. Tüh. Neyse. Ondan sonra salı günü de fizik tedavimiz var arkadaşlarım. Bu şekilde. Yarın güzelce şu çamaşırları bir yıkarız. Çantayı ayıklarız falan filan. Allah'ım. Nasıl? Biz bilerek Zarife'yle böyle iri iri, yani iri derken çok büyük de değil, çok küçük kornişon da değil. Çünkü biliyorsunuz Rus salatası olsun, ne bileyim başka salatalarda veya işte böyle büyük yemeği daha çok tercih ediyoruz. Yani ben market turşusunu da seviyorum. Bu özellikle Alman tipi olan, neydi onun adı ya, böyle tatlımsı bir küfün mü diyorlar, küfün böyle bir şey var. O markayı mesela çok seviyorum ve o turşusu da hoşuma gidiyor. Bir de BİM'de de var böyle o markaya benzer. Güzel o turşuyu da beğeniyorum ama tabii kendin yaptığın gibi olmuyor.
İşte böyle turşularımız da burada. Şimdiki ben burayı böylece koyacağım. Yarın dinç kafamla. Ay ben bugün tatlıyı anneme götürmüştüm değil mi? Evet götürdüm de niye aklımıza gelmedi hiç çay içmek? Tulumba tatlısı. Elmalarımız. Kopardığımız elmalar. Kayınvalidem diyor ki dedim elma kopardım diyor ki getirseydin ya birkaç tane yeseydim dedim. Aa vallahi unuttum. Keşke götürseydim. Neyse hadi bakalım teyze. Kalkalım arkadaşlarım. Bugün aslında kahvaltıdan sonra sağ olsun. Şunu ağzını kapatacağım dolaba koyacağım. Kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra kayınvalidem sen git yat dedi. Birazcık dinlendim. Saat 2 gibi falan Zeyfe geldi. Öyle şey yaptım. Gittik işte markete. Bugün işte orada Zarife ile aldığımızda tavuğu çok beğendim. Dedim dur eve de yaptırayım. Kilosu 200 liraydı arkadaşlar. Evet soslanmış kanat 200 liraydı. 4 kilo aldım ben de. Bugün oraya da 4 kiloydu. İşte ortaklaşa Zarife ile aldık. Yani şey olmasın. Hani birbirimize hakkımız geçmesin. Ha öyle bir şey asla aramızda lafı bile olmaz. Ama yine de olsun arkadaşlar. Sonuçta onlar da çalışıyor. Biz de çalışıyoruz falan. Ama güzel geçti. Önemli olan hep bir arada olmak. Yedik, içtik, güldük, sohbet, muhabbet. En son ortalığı da toparladık. Bulaşıkları Zarife ile makineye de koyduk. İlk orta teyzenin dediği gibi arka planda yaptığınız şeyler gözükmüyorsa bu yapmıyorsunuz anlamına gelmiyor ama tabii ki de şey hani çekmiyorsun demek ki yapmıyorsundur ama arka tarafta biz çok çok farklı şeyler yapıyoruz arkadaşlarım yani bu konuyu daha fazla konuşmak istemiyorum ama inanın artık böyle yani ne bileyim İşte bu şeyden çıkın ya. Yok kayınvaliden tek yaşıyor. Yok onun boynunda oturuyorsunuz böyle. Ben birkaç yorumda da gördüm bunu biliyor musunuz? İşte kendin yetmiyormuş gibi oraya gidiyorsun. Bir de arkadaşlarını topluyorsun. O kayın yani o kadına yük oluyorsunuz. Ortalığı batırıyorsunuz, geliyorsunuz. Bizim hiçbir zaman öyle bir şeyimiz olmadı. Ha kimseye hesap verme şeyinde de değilim. İstediğim gibi gider, yer, içer, bırakır da gelirim ama buna benim zaten vicdanım el vermez. Her zaman topluyoruz da. Hiçbir zaman anneme hani yük oluyoruz gibi görünse de öyle bir şey yok. Yani normal ben yatılı bile gitsem de her zaman market alışverişime kadar yaparım. Hiçbir zaman da anneme yük olmam. Ha bunu hesap verme zorunluluğunda şeyinde değilim arkadaşlar. Ekmeğimi de, peynirimi de, yoğurdumu da, sütümü de götürebildiğim şeyleri evden götürüyorum. Götüremediklerimi anneme gittiğim ilk saatte markete giderim. Alacağım alır gelirim. Böyle Zarife de aynı. Yani biz böyle işte mangalı yıkıyoruz, şunu bunu yapıyoruz. Her ne kadar da belki öyle görüyorsunuz ama insan nasıl görmek istiyorsa öyle görür arkadaşlar. Biz her şeyin bugün de mesela annem evet kızdı. İşte ne gerek var falan filan. Biz gene pirince kadar pirinç ekmek içecek. Tavuk, patlıcan, biber, domates, salatalık, soğan, patates bunların hepsini zaten biz aldık. Ha, sağ olsun Allah razı olsun kapısını açtı mı o bile bize ne kadar şeydir. Ama böyle şeyleri yani insan artık o kadar şeye getirdiniz ki böyle bir araya bile toplanıp insan bir araya toplanıp da bunları yapmayacaksa yani bu yük gibi gözükecekse şey gibi yani toplanmanın bir anlamı yok. Herkes evinde yapar da yerde kimse açlıktan ya da şeylikten ölmüyor arkadaşlar. Ama önemli olan birlik, beraberlik, toplanmak, kalabalık. Yani mesela oraya gidiyoruz böyle kalabalık oluyoruz. Bu insanlara aslında ne kadar değer verdiğin şey oluyor. Mesela ben oraya gidiyorum. Hepsi oraya geliyorlar, oturuyoruz. Bu hem kayınvalidem için iyi oluyor. Yani tek başına herkes evinde oturur. Ben de oturuyorum. Zarife de oturur. Zarife mesela yakında ablası da annesi de gidecek. O da yakında evde tek oturacak. Kayınvalidem de kış geliyor tek oturacak. Seyran zaten çocuklarıyla evde tek oturacak. İlk yurt teyze zaten gitti. Ben de evdeyim. Yani kimse kimsenin şeyinde değil. O yüzden ya yine de kim nasıl görmek istiyorsa öyle görür arkadaşlar. Yani
Yok şöyle, yok böyle, yok kadın evin darma duman ediyorsunuz, kendin yetmiyormuş gibi arkadaşlarını da topluyorsun falan filan. Bir şey söyleyeyim mi? Bunu söyleyecek insan sen değilsin. Bir rahatsızlık duyarsa bunu zaten kayınvalidem benim yüzüme söyler. Ben rahatsız oluyorum kızım, şunu 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 yapma der, merak etme. Yani bunu söyleyecek insan sen değilsin. Aslında ben de sana cevap vererek seni bir kıymetli yapıyorum şu an ama inan ki değmezsin ama yine de toplu bir şekilde cevap vermek istedim. Yani açıklamak istedim. Yani neyse. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu konuşmalar zaten asla bitmeyecek. Böyle insanlar hayatımızda vardı ve var olacak. Şahin dediği gibi ben hani biliyorsunuz Şahin eskiden videolarımda falan gözüküyordu ama sonradan gözükmemeye başladı. Çünkü artık böyle konuşmalar, işte ne bileyim böyle şeyler, insan zaten böyle dört gözle senin açığını bekler, bir şeyini bekliyor böyle şey. Şahin mesela sessizce usulunca çekildi. Ve dün biz yolda uzun uzun konuştuk. Biliyorsunuz dün ben yolda öyle bir tane video böyle zar zor zor, o da şey yapmadan. Şahin dedi ki ben dedi çıktım dedi mesela gözükmüyorum. Gün gelsin seni de dedi oradan çekeceğim dedi. Yani gün gelir bakarsanız ben de buradan çıkarım arkadaşlar. Burası yani sonsuza dek sürecek diye bir şey yok. Mesela Şahin evet Allah razı olsun bana şu an izin veriyor. İzin vermeye de bilir. Ha ben yolsuzluk, kötü bir şey yapmıyorum. Asla kötü bir örnek de olmuyorum kimseye. Aksine kadınlara, bayanlara, biz annelere bir kazanç kapısı ya da bir şey, bir faydam dokunuyor. Benden mesela çoğu insana ben şey yapmışım, kanal açın, şöyle böyle yardımım dokunduysa ne mutlu bana. Ama işte Şahin diyor ki mesela şu an izin veriyorum. Gün gelir mesela seni çekmeni istemiyorum der ve ben onu tabii ki de dinlerim arkadaşlar. Ve inanın evet burası benim evim gibi oldu. Hani ben bir gün video çekmesem kendimi eksik hissediyorum. Çok alıştım. Ama her şey sonsuza dek böyle olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Gün gelir çünkü bazen çok bunalıyorum. Evet burası bana çok çok iyi geliyor ama bazen böyle insanlar beni geriyor, bunalıyorum, daralıyorum. Buradan da uzaklaşmak istiyorum. Yani o günlerde oluyor, öyle günlerde oluyor. Ha, efendim annem, efendim bir tanem. Tamam gideceğim annem. Yani öyle günlerde oluyor, olmuyor değil. Yani bir gün bakarsınız Feride buradan da gitmiş. Yani o güne kadar ne kadar sizlerle beraber anı bırakırsak o da iyidir. Ha bu sizlerle vedalaşıyorum anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece misal diyorum yani bir gün olur buradan da giderim diye. Yani sosyal medyada olsun, normal gündem, yani şu anki hayatımızda olsun, öyle insanlar oldu ve var olacaklar. O yüzden sıkıntı yok. Güzel görmek isteyen her türlü güzel görür ama kendi şeyi için nasıl istiyorsa öyle görmeye devam eder, etsin, hiç sıkıntı yok. Hayatımızda bir insanlar olacak diye bir şey yok. Biraz nazarlık da olması gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Yarın yeni bir vlogda görüşürüz inşallah. Bye bye.